Benim makine getişi. Ben 2001 yılında 15 Mart 2001 yılında Mardin ilinde bir operasyon neticesinde gazi olmuştum. 2010 yılında da 5 yıl süreçli bir felç hayatım oldu. Ayaklarıma felç geldi. O gün 15 Temmuz gecesi, yine 15 Temmuz 2016 tarihinde saat 10.30-11 arasında ekmek yediğimiz emniyet teşkilatımızdan bir mesaj geldi bize. Mesajın içeriği acil ivedi bir şekilde tam tesisatlı olarak görev yerinize Ankara Emniyet Sarayı'nda bulunmamızı istiyorlardı. Tabii bir hareketlilik olduğunu hissettik. Yani yoksa kolay kolay beni çağırmazlardı. Çünkü ben dediğim gibi görevde yer alanmadan dolayı daha önceden heyet raporluydum. Ama heyet raporlu olmama rağmen eşofmanlarımı üzerimdeki o gün bulunan kıyafetlerle hemen üzerime ait bulunan silahlarımı tam tesisatlı olarak alarak görev yerine gittim. Görev yerine giderken ortalığın karışık bir havası olduğunu, yani o günün sıkıntılı bir havası olduğunu hissettik tabii. Yollar kalabalık, insanlar yollarda yürüyorlar, ellerinde bayraklar. Emniyet Sarayı'nın oraya gittiğimde bütün her tarafın kapkaranlık, zifiri karanlık olduğunu gördüm. O ara arabamızın içeriği alamadığımızdan dolayı emniyetin uzak bir köşesini alarak, içindeki tam tesisatımı alarak Emniyet Sarayı'nın içine girdim. Emniyet Sarayı'nın içine girdiğimde dediğim gibi her tarafın karanlık olması sebebiyle telefonum çaldı. Telefonumun çalmasıyla beraber ekranda görünen ışığın yansımasıyla üzerime ateş edildi. Ama ateşin nereden geldiğini göremedik çünkü ortalık gerçekten anlatılmaz bir şekilde tehlikeli bir ortamdaydık. Hemen küçülerek bir arabanın arkasına gizlendim ve nereden ateş geldiğine baktım. O ara vatandaşların girmiş olduğu 2. Nizamiye kapısının oraya kadar geldim ve tankların, uçak savarlarla helikopterlerin ışıklarını kapatarak bizlere ateş ettiğini, her tarafı rastgele hipodromdan Ankara Emniyet'e gelerek her tarafı taradıklarını gördüm. Tabi ister istemez kendimizi savunmak zorunda kaldık. O arada arkadaşlarımızdan birinin tank atışıyla, uçak savar atışıyla yaralandığını gördüm. Yanımızdaki arkadaşımızın. Evden ayrılırken oğlum Hasan Alperen Yılmaz'ın, baba bu gidişin dönüşü olmayacağını biliyorum, Allah rızası için dikkat et demesine rağmen gitme gereği hissetmiştim. Ve o arkadaşımı da orada kurtarmak benim görevimdi. Ben almak zorunda kaldım arkadaşımı. Üzücüdür ama ben arkadaşlarımın bacaklarını omuzuma alarak, kafamı da gövdesinin arasına alarak kendimi korumak zorunda kaldım. Çünkü ateş eden şahsın gaddarca, yani bu Türk Silahlı Kuvvetleri'ne yakışır hareketlerde bulunmadığını gerçekten üzülerek söylüyorum. Sanki bizler yıllarca doğuda operasyonlara gittik, bir sürü olaylara müdahale ettik. O mermiyi sıkarken intikam alırcasına bizi öldürmek kastıyla ateş ettiğini ben o gün hissettim. Ama ortada bir can vardı. Kendimizi de korumak zorundaydık. Atışın hızlanması üzerine ayağa kalkıp kendimi daha güvenli bir yere atmak istedim. O ara göğsüme nereden geldiğini bilmediğim bir demir parçası gelerek, tabi alttan ayaklarımıza gelen saçmaların haddi hesabı yok. Vücudumuzda, kollarımızda birçok saçmalar vardı. O ara beni o gelen demir parçasıyla beraber savurdu yere. Savurunca tabi kafamı çarpmam ve şarapnel parçalarıyla kötü bir şekilde yaralandık. O arada kendimi toparlayarak, arkadaşlarımdan yardım isteyerek hastaneye gittik. Ama şunu söylemek istiyorum. Bizler Türk Silahlı Kuvvetleri ile Emniyet Teşkilatı bir kardeş gibi yıllarca doğuda göreve gittik, yol kestik, işte operasyonlara gittik. Bizlere Ankara gibi, İstanbul gibi büyük illerde hiç beklemediğimiz bir şekilde bu saldırıların haince
Yani hiç beklenmedik bir şekilde, amacı gayesi bilinmeyen bir şekilde bizlere bunu insafsızca yapmalarını hazmedemiyorum. Üzerimizdeki bu ayağımızda bulunan yaralar elbette geçecek. Bunlar önemli değil. Bunlar geçecek. Bunlar geçti. Başımızda şu an damarlarımızda sıkıntı var. Sinir uçlarında. Şu an yoğun bir şekilde tedaviye başladık. Bunlar geçecek ama içimizdeki o acı hiçbir zaman dinmeyecek. Çünkü bizler vicdan azabı duyuyoruz. Bizler bunu beklemiyorduk.